Belediye başkanlarımız. Tabii bu heyecanda artık fazla konuşamayacağım, beni bağışlayın. Şu il binamızı görüyorsunuz, eskisini de biliyorsunuz. Bu konuda bir şey konuşmayacağım. Bu binamız Cumhuriyet Halk Partililere hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bir şey daha arz etmek istiyorum tabii. Tanışma fırsatımız olmadı ama yerel basında genelde takip ettiğimiz Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sezgin Tanrıkul'un da burada olması, bu binanın açılışını yapması hepimizi onurlandırdı. Evet. Hepimiz gurur duyuyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Genel Başkan Yardımcımız. Sevgili Halk Partililer, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Bu yıl bu binamızı açmakla aynı zamanda İktidar yolunu da açıyoruz. Harstan açıyoruz. İnşallah. Hep beraber 4 ay boyunca iş durmadan köy köy, kahve kahve eve çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'ye iktidarı açacağız. Sola sosyal demokrasiye iktidar yolunu açacağız. Bugün Kars'tan başlıyoruz. Yarın bunu, bu havayı bütün Türkiye'ye yayacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben şu kadar kesinlikle bana. Başkan buyurun. Evet efendim. Vallahi kopardım. Buraya da uçuk yapalım. Gel. Azim gel. Sen de buraya kes. Ali Başkan. Başkan siz de gel. Gel bakalım. Bir dakika. Merkez İlçe Başkanı da. Kessin. Evet. Sen de kes. Buyurun. Ama kurdeleyi tutan kadın kulları başkanı. Kadın kulları başkanı. Evet. 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 Yok yok. Ben kurdelerimi tuttum. Hayır başkanım, sağ olun. Tamam. Bülbül sen nereye? Bülbül sen nereye başkanım? Bizim korkuyum ortaya yakacağım. Arkadaş kıyımız olacak. Bu iktidarın bütün yolsuzluklarını, bütün yoksulluklarını aklımızdan atmaya çalışacağız. Fakat sizden olmadan bunları yapmamız mümkün değil. Bu nedenle sizden ricam, Cumhuriyet Halk Partisi adına ricam, bugünden itibaren hiç boş durmadan bulunduğunuz her ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni tezlerini, yoksullukla ilgili tezlerini, işsizlikle ilgili tezlerini, demokrasiyle ilgili tezlerini, yaklaşımlarını açık bir biçimde, net bir biçimde anlatmanız, herkese anlatmanız ve bu iktidarın 8 yılda halkımıza neler çektirdiğini anlatmanız. Eğer bunu hep beraber birlikte yaparsak, yani iktidar da bize çok uzak değil, bize çok yakındır. Ama çalışmaktan başka da bir çaremiz yok. Bu nedenle sizden ricam, yani bugüne kadar yapmadığımız, beceremediğimiz işleri becermek, ev ev gitmek, ulaşamadığımız Kars'ta, ulaşamadığımız hane kalmaması lazım. Her eve mutlaka bir arkadaşımızın gitmesi lazım. Kadın kollarımızın bütün kadınlara, Kars'taki bütün kadınlara, hanede çalışan bütün kadınlara ulaşması lazım. Bir vesileyle gitmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezlerini anlatması lazım. Bu iktidarın yaptığı yanlışları anlatması lazım. Dün Kars'ta anlattım arkadaşlar. Bunlar demokrasi havalisi geçiriyorlar. Ama 8 yılda Türkiye'yi getirdikleri nokta ortada. Olağanüstü hali kaldırmakla övündüklerini söylüyorlar. Tamamen yalan. Tamamen yalan. Olağanüstü hal bu hükümet döneminden önce kaldırılmıştı. 30 Haziran 2001-2002 tarihinde kaldırılmıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra bunlar iktidara geldiler. Ama başbakan ne diyor? Kaldırmak amacıyla olağanüstü hali biz kaldırdık diyor. Yalan söylüyor. Olağanüstü hali önceki hükümet kaldırmıştı ama bunlar bütün Türkiye'yi olağanüstü hale dönüştürdüler. Bütün Türkiye'yi. İnsanlarımız sokağa çıkamadı hale geldiler. Tepkilerini, demokratik tepkilerini sokakta herhangi bir biçimde gösterme imkanı yoksun kaldılar. Daha önceki gün Ankara'yı gördünüz. İşçiler ne yapacaklar? Emekçiler ne yapacaklar? Tabii ki yürüyecekler. Tabii ki tepkilerini meclise iletecekler ama polis ne yaptı? Güvenlik güçleri ne yaptı? Hepiniz gördünüz. Her gün bir yerde öğrencilere, emekçilere, partilerimize tepkiyi görüyorsunuz. Olağanüstü hali kaldırmakla övünen bu hükümet aslında kamu güvenliği müsteşarlığı ve diğer yöntemlerle bütün Türkiye'ye olağanüstü hali getirdi. Bütün Türkiye. Ağzını açan hakkında soruşturma açılıyor. Yürüyenin hakkında soruşturma açılıyor. İşte Diyarbakır'ı biliyorsunuz, burayı biliyorsunuz. Binlerce insanımız hapiste. Binlerce insanımız hapiste. Reform diye sundukları 2005 tarihinde ceza yasasının ortaya çıkardığı gerçekler ortada. AB süreci nedeniyle biz ceza yasasını değiştiriyoruz. Ceza mahkemesi yasasını değiştiriyoruz.
mükemmel bir yasa yapıyoruz dediler. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Bütün 2000 yılından itibaren bütün kazanımlarımızı elimizden aldılar. Yıllarca emekle, yıllarca büyük mücadele elde ettiğimiz kazanımlarımızı ceza yasası anlamında, ceza mahkemesi yasası anlamında elimizden aldılar. Sokağa çıkıp yürüyemezsiniz. Şimdi çıkalım, yürüyelim. Etrafımızda bizden fazla polis birikir. Bizden fazla. Bu hükümetin demokrasi ve özgürlükler yaklaşımını bu biçimde gerçek bir biçimde göz önüne sermeliyiz. Anayasacıya yazacak. Bizim anayasa modelimiz budur. Yeni anayasada 12 Eylül anayasasının tümünü değiştireceğiz. Yeni bir anayasa yapacağız. Bu yeni anayasa Türkiye'de barışın, bir arada yaşamanın, kardeşçe bir arada yaşamanın, barış içinde bir arada yaşamanın da güvencesi olacak.